Bereketli olsun. Allah razı olsun. Allah bereketli kazançlar versin. Amin. Bu toprakları, bu insanlara. Emeklerinize sağlık. Bu kirazda seyretme diye bir şey yapılamıyor maalesef. Elmada yapıyoruz. Hmm. Ama kirazda, yani şöyle düşünün. Mesela bu ağaçta sayın valim, 8-10 bin meyve var. Üzüm gibi maşallah. Tabii. Bu kadar yoğun meyvenin seyretmesi pratikte mümkün değil. Maşallah ya. Bunlarken böyle salkım mı koparıyorsunuz? Böylece ağaçlar oluyor tek tek. Tek 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 tek. Bakın mesela şunu şöyle. Böylece şöyle. Tek tek şöyle koparılmak zorunda. Ve hasat böyle yapılıyor. Hmm. Üzüm salkımı gibi. Öyle maşallah. Evet. Şimdi diyelim ki sayın valim, şöyle bir ağaç. Ortalama 4-5 bin meyve olduğunda çok güzel kalibre yapar. Biz zaten o iri kalibrelerin hepsini topladık şu anda. Birey oldu mu? Başladı. Yok, kirazın hasatı toplamda zaten 15 gündür sayın valim. Herhalde sofralık, yani sofralık hasat bitti. Artık endüstriyel hasata geçtik. Sofralık hasat 15 gün. Hani bitti yani. Bunun hepsi elle toplanmak zorunda. Hepsi. Ha, şu an endüstriyel hasatta şunu yapıyoruz. Mesela altının bir çarşaf girişi meyve şey, donuk için. Ama sofralık için hepsi tek tek ve sapıyla böyle toplanmak zorunda. Kirazın meyve tutumu için, döllenmesi için arı şart. Arı olmadan ihracat kirazının tutma şansı yok. Kaçın.